Çitli Köyü'ne selam diyoruz. Evet. Şehitlik uğrunda, vatan uğrunda, can veren bebeğim, yaktıran. Bu sahalarda sabaha kadar güneş tutup, az sırtında şehit düşer. Kan kırmızı al, ay yıldızı ak, o mübarek bayrak. Tüm şehitlerimizi saygıyla, millette rahmetle anıyoruz. Mus tarihlerinde yapılan Kurtdereli Mehmet Pehlivan güreşlerinde... Evet. Türkiye Necip Al en iyi beşler çeken güreşçi baş pehlivanlar diyarı Kuvay Milliye şehri Balıkesir bölgesinden Gökhan Öztürk çıkmışlardır. Tribünleri gördüğünüz gibi insanların katılımı ve coşkusu muhteşem. Balıkesir halkı atasporumuzu seviyor. Her yıl burada yapılan organizasyonu katılarak, gelerek, ilgi alaka göstererek iki gündür burada yoğun bir şekilde katılım göstererek güreşe olan sevgimizi, sevdamızı, atasporuna olan bağımlılığımızı, bağlılığımızı bu şekilde gösteriyoruz. Ben tabii öncelikle Büyükşehir Belediyesi'ni, Karasi Belediyesi'ni kutluyorum. Harika bir organizasyon yaptılar. Gerçekten emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dört dörtlük bir organizasyon. Kurtdereli'ye yakışan bir organizasyon yapıldı. Kırkpınar'dan sonraki en büyük organizasyon. İnşallah harika güreşler oldu. Baş pehlivanlarımızla birazdan finalde, evet. Ve biz atasporumuza sahip çıkıyoruz. Bunu kışın da yapmak istiyoruz. Bu konuda da bir birlik kuruldu. Onu da Zekai Bey, Büyükşehir Belediye Başkanımız yürütüyor. Balıkesir olarak biz yağlı güreşlere her daim sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burdoğlu, işte Balıkesir Valisi. Ersin Yazıcı. Evet, Yazıcı Bey. Tabii sıradan bir pehlivandan bahsetmiyoruz. Türkiye'nin değil, cihanın tanıdığı bir pehlivan. Kendisine Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han madalya vermiş. Sultan Reşat madalyalarla ödüllendirmiş. Ve arkasında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onun bir sözünü demiş ki, senin bu sözünü bütün sporculara armağan ediyorum. Onlara düstur olarak kulaklarına küpe olsun demiş. Neydi o söz? Ben her güreşte arkamda Türk milletinin olduğunu ve Türk milletinin şerefini düşünüyorum diyor. İşte olay bu. Türk milleti her zaman yüreğinde önce milletini düşünüyor, bayrağını düşünür, ezanını düşünür, vatanını, milletini düşünür. Bize kimse diz çöktüremez. Onun için yağlı spora, yağlı güreşe sahip çıkıyoruz. Bunu daha gelecek nasıllara doğru aktarmak için, standartını, seviyesini yükseltmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi yağlı güreş düzenleyen kentler birliğini kurduk. Bu birlik vasıtasıyla yağlı güreş yapan belediyeleri bir araya getirerek güçlerimizi birleştiriyoruz, imkanlarımızı birleştiriyoruz. Daha güzel güreşler, daha güzel seyir, daha güzel sosyal danatılar ve daha güzel er meydanları diyerek yola çıktık. Tabii hiç kimsenin rakibi değiliz, alternatifi değiliz. Bütün güreşin paydaşlarıyla da beraber çalışıyoruz. Başta Spor Bakanlığımız ve Güreş Federasyonu Başkanlığımız olmak üzere bütün paydaşlarla birlikte çalışarak daha iyisini, daha güzelini yakalamak istiyoruz. Kendimiz de yarışıyoruz. İşte Kurtdereli Er Meydanı burada. Geçtiğimiz yıl baş pehlivanlar arasında yapılan ankette sosyal donatılarıyla, imkanlarıyla Kurtdere bir numara dediler. Kırpınar'ı geçtik. Evet, hakikaten şimdi daha da ilerletiyoruz. Önümüzdeki sene kalan türbinleri de tamamlayacağız. Daha fazla izleyiciyle güreşçilerimizi buluşturmak istiyoruz. Ne kadar fazla insan seyrederse bunu, ne kadar fazla gelecek nesillerimize bunu doğru aktarabilirsek görevimizi yapmış oluruz. Bu hevesle, bu aşkla çalışıyoruz. Haydi aslanım. Balıkesir senin yurdun, her güreşte asil durdun. Sen cihana mühür vurdun, selam sana Kurtdereli. Aslın belli, özün belli, miras kalan sözün belli. Dua edip öyle geçin. Bu alkışlar senin için. Selam sana Kurtdereli. Öncelikle tabii burada iki gündür biz mücadele veriyoruz.
Bu 7. turumuz olacak. İsmail, buradan İsmail'i de kutluyorum tabii. Biz devamlı bu küçüklükten beri zaten, küçük ortadan, büyük ortadan beri başa da beraber çıktık. Klasiğe mücadele var aramızda. Çekişmeli bir şey var yani. Dışarıda dostuz, er meydanda güreş, rakibiz. Evet, er meydanda rakibiz. Daha buradan inşallah hedefim birinci, dört defa birinci olmak olacak. Klasiğe bir mücadele vereceğiz. Allah sakatlık vermeden bir anımızın hakkıyla yani buradan çıkmak nasip eyler. Evet. İkimiz de dünden itibaren zorlu müsabakalar yaparak finale evet. kadar gelmeyi başardık. Burada güreşen tüm arkadaşlarım ben tebrik ediyorum. Tabii ki burada hedefim birinci olmak inşallah. Sevenlerime altın kemeri armağan etmek istiyorum ve bu hedefler doğrultusunda birazdan sahaya çıkacağız zaten. En önemlisi de inşallah sakatlık, kaza, bel olmadan güreşlerimizin bitmesi. Ben Orhan kardeşime de başarılar diliyorum. Biz alt boylardan beri hep birlikte çıktık basamakları. Hep desteden itibaren birlikte rakiptik. Saha içinde rakipliğimiz her zaman kıran kırana devam edecek. Seyircilerimiz için seyir zevki güzel müsabakalar izletmeye çalışacağız. Ama onun dışında tabii ki saha dışındaki dostluğumuz her zaman bakidir. Buradan da ekran başında bizi seyreden tüm seyircilerimize Karese Kurtdere Er Meydanı'ndan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Yani bu sene nasip olursa 14 Ekim'de dördüncüsünü düzenleyeceğiz Murat Paşa'da. Geçmişte Aksu güreşiyle kapanışı yapardık ama bu sene evet, Aksu'dan Aksu sağ ol. Evet, Neste Küçük Boy'da madalya töreni 3. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mustafa Törenini takdim etmek üzere Havran Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy Bey, Gören Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Yakar Bey'i kaldılar. Şimdi de birinci olabilmek için Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız mücadelelerini sürdürüyorlar. Sayın Ahmet Cemil Aydoğan davetimi arz ederim. Evet, evet, elenseler başladı. Karşılıklı. Elense Tırpan, Elense Tırpan. Evet, evet. Bu işte bu olmaması gereken bir şey. Hareketle. Finalde bu. Evet, tekrar güreş başladı. Evet, DSE orta boyda madalya sorumlusu. Hocam bu bunlar, şeyin dışına çıktı. Işte bu, evet. Buyur işte. Bu olmaz. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın Bey, Kütahya Domenech Güreş Ağası Sayın Beyhan Gündüz Bey. Kıran kırana, Kurtdere Er Meydanı. İşte bak başkanım. Buradan puan. Ama olmazsa da buradan netice var. Buradan netice var sevgili Hasan Teker. Ama buradan Orhan alır hocam. Buradan netice belli olur. Aslanım evet. Olmaz böyle bir şey evet, hocam. Evet. Olmaz böyle evet. bir şey hocam. İsmail. Evet, çok zorlu müsabakalar yaparak finale kadar geldim. Birinciliği de hak ettiğimi düşünüyorum. Sonuna kadar savaştım ve birinci olmayı başardım. Bunun için çok mutluyum. Birinciğimi öncelikle aileme armağan ediyorum. Sonra da tüm evet, sevenlerime armağan ediyorum. Beni destekleyen herkese yani teşekkür ederim inşallah. Onlara, Konyaaltı Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Üçüncüye, evet. Ve yine üçüncüye. Evet bir dakika. İkinci. Buyur Sayın Vekilim. İkinciye. Orhan'a ikinciye. Evet. Sayın Halim birinciye. Kupaları getiren kızlar. Üçüncüden başlayalım. Evet, vermeyenler üçüncüye. Buradan başlıyoruz. Yine üçüncüye. Bu efendim. İkinciye kızlar ikincilik kupasını. Yücel Başkanım. Evet. Evet. Birinciye. Evet Zekai Başkanım birinciye. Bir dakika efendim. Yine üçüncülere kupamız devam ediyor kupalarımız. Üçüncüye. Buyurun efendim. Burayı da arkadaşlar. Evet birinciye İsmail Varavan Altın Kemeri milletvekilerimiz Sayın Ahmet Sıkıp Büyükşehir Belediye Başkanı Karasi Belediye Başkanı'nın kupaları önünüze koyuyor.